Valzatın zaten nefes acıdım Seni yakis yazmışım Heee Ölmek dileğim var Butlu oğlu yeter Evet hoş geldiniz Hoş geldiniz Konuşma Sevgin gücüne hoş geldiniz Konuşma Diyecektim ama işte artık kafa da kalmadı kafa Merhaba herkese iyi bir hafta sağlıklı bir yıl dilerim karantinanın ilk yılı doldu çok da güzel oldu pek de güzel oldu her gün farklı bir yalanla doldu <laughs> karantinanın ilk yılı ya ağzımıza sıçıldı gerçekten of 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 yani ekibi, ekibi de ya ekibin beynini yani bu durumu yöneten idare eden ekibin beynini sineğe koysak gerçekten sinek kanatlarını çırpamaz o kadar da korkunç. O kadar da korkunç. Artık ben de bir karar verdim. Ee, bugün de bugün de bıktım yani bıktım. Ben gündelik şeylerden bahsetmek istiyorum çünkü öbür türlü beni beni de yıpratıyor, beni de çıldırtıyor, beni de delirtiyor noktasına geliyorum. noktasında <laughs> şu yapılan noktasında açıklamalardaki e, resmi yazılardan yapılan açıklamalardaki noktasında lafına da hastayım. Evet. Bugün. Lanet olası program. Lanet olası program, lanet olası insan. Birkaç gündür yoktuk çünkü akıl sağlığımı koruyamadım. E, akıl sağlığımı koruyamadığım gibi e, başkasına da zarar vermek istemedim haklı olarak. Çünkü öyle bir imkanı var. Başkalarının da e, biliyorsunuz sinekli program olsun. E, lavmanlı program olsun. E, ondan sonra izleme. Evet, lavmanlı program çok zordu. E, dinleyicilerimiz için bugün de bugün dinleyiciler için sinekli program da öyle. Ee, bir, bir ara şey vardı. Bir şanslı dinleyicimizin e, koluna larva bıraktığım bir program vardı. O bölüm de biraz zordu. Ama e, atlattık diye düşünüyorum. Atlattık. Gündemin götünde top patlattık diyorum. Gerçekten bunları da demek zorundayım artık çünkü göte göt demenin vakti geldi ne haber götüm ha. Sadece tek bir sample'la yola devam edeceğiz mi? Evet bunu da almışım maşallah Kaan'cım ya ah Kaan ah ah Kaan ah o Kaan o Kaan ve bu Kaan gerçekten farklı Kaanlar bir saniye bu Kaan var bu Kaan çok fena programın başında duyduğunuz ses o Kaan'a ait ama bu ses de bu Kaan'a ait bu Kaan biraz daha iyi gibi o Kaan da iyi hani o Kaan da iyi seversiniz ama yani sürekli böyle bir kan hani çıtık 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 yasaklarla beraber. Anayasaya aykırı uygulamaların e, lebalep yaşandığı, duygusalca yaşandığı ülke e, ülkemizden e, hepinize bunu dedikten sonra harika bir şey var. Benim aklımı oynattım. Yani çok komik gerçekten aklımı oynattım da dediğim of yani bak İçişleri Bakanı diyor bunun ses ve görüntü kaydı alınmasıyla ilgili e, bu biliyorsunuz genelge çıktı bir tane de genelge anayasaya aykırı Avrupa insan hakları imza aldığımız her şeye aykırı diyor ki genelgede ya diyor e, kolluk kuvvetleri görevini yaparken e, görüntü almayın çünkü kalpleri kırılıyor molelman bozuluyorlar kişilik haklarına saygı çerçevesinde bunu hani çözelim diyorlar ayrıca bu görüntüyü alırsanız da o da yasak diyorlar Oysa ki hani medeni ülkelerde bizzat kamu görevlilerin tabii İçişleri Bakanı e, sanırım kamu görevlisi kavramına uzak. E, çünkü zaten kendisi bir kamu görevlisi olmasına rağmen kısıtlamaların olduğu zamanlarda çok yoğun e, hani normalde denizde tek başına tek başına denize giren adama ya da evrimini tamamlıyordu. Belki o onun bir vatandaş olduğu ne malum. Hani Türkçe konuşuyor diye onun vatandaşımız olduğu ne malum. Belki oradan e, denizden. Karasal hayata geçen bir dostumuzdu. Memurlar gidiyorlar. Ceza kesiyorlar. 3.150 lira mı öyle bir şey? Yani evrimde geldiği nokta gelme kardeş. Ucu çok enteresan bir yere çıkıyor diyebiliriz. Şimdi... Tabii bakanım, bakanım, bakanım bu mevzulara uzak. Çünkü kendi koyduğu kurallara uymayan bir insan olduğu için kendi tanımını da unutmuş olabilir mantık çerçevesinde düşünmek gerekirse. Ama şimdi bakanımın dediklerine de mantık çerçevesinden de bakamıyorum. Yani 3-4 yıl önce dediği şeyler ortada, şimdi neler dediği ortada. Hani yaptığı şeyler, yapmadığı şeyler, yapacakları şeyler. Yani bakanım esasında, bakanım tabi bakan olduğu için, Sonuçta siyasi'nin herhangi bir pusulası olmuyor maalesef e, pusulası bizim hatta bizimkilerin gündelik oluyor gündelikçiye gelen e, siyasiler gibi hani bugün ne var İdareten, idare diyelim hani başımızdaki idare de diyebiliriz çünkü idare ediyorlar her şeyi. Aşılar gelmedi Nisan'dan da olmadı Aralık'ta da bilmem neydi o da olmadı e, Sağlık Bakanının zaten yani her açıklaması birbirinden olay Sağlık Bakanı şey gibi böyle bir akraban olur. Kardeş ya para versene filan der böyle. kancım para versene işte önümüzdeki ay ödeyeceğim. Şöyle böyle hop kaybolur. Ararsın ya bu cuma sen bak şimdi benim sana 9000 lira borcum var diye sen bin lira daha ver. Pazartesi ben sana 10 bini veriyorum şakkanarak filan yapar. Ama gelmez. Sağlık Bakanı o sound. Ee, bu diğer e, yoğun yoğun nasıl diyeyim yoğun keratin bakanım da dünyada cep telefonlarından önce adalet tecelli etmiyor muydu diye hoş bir savunma yapmış. Oysa ki tekrar hatırlatalım polis ya da işte diğer kamu görevlilerinin hepsi kamu görevlisi ve kamu görevlilerinin de uymaları gereken belli yasalar var. Yoksa yani zaten herkes palayı alsın çıksın dışarı gücü birbirin, gücü yeten birbirini kessin böyle saçma sapan bir şey olamaz. Yani o, o görevlinin elindeki e, gücü kullanmasının da bir limiti var. Tabi şimdi e, daha kuvvetli mesela saldırı helikopteri falan da var elinde. Yani onu da kullanmasının bir ama kanun kanunda yeri var. Yani bunlar bunlar olduğunda kullanabilir diyor kafasına göre. Ya ben havaya ateş etmek istiyorum. Şöyle bir e, şuraya sis atayım da e, mapte sıkıntı çıksın diye düşünmemeleri gerekiyor. Ki öyle de yapmıyorlar. Fakat e, şimdi ne oldu? bu görev, görevli memurların e, görevlerini yaparken e, davranışları görüntüleri alınırsa e, bu genelgeyle e, yani genelge de kime göre neye göre genelge çünkü bakıyoruz hani e, mantık çerçevesinde ve neye, neye göre bakacağız işte Türk Ceza Kanunu'na bakalım mesela madde 26/1'de diyor ki hakkını kullanan kimseye ceza verilmez. Ses görüntü kaydı ile haber alıp vermek anayasal hak. Bunu kullanmaya engellemek suç güm. TCK 24 bölü 3 konusu suç olan emir hiçbir surette yerine getirilemez. Aksi takdirde yerine getirilen ile emir veren sorumludur. Tamam hadi bunu geçtim. Zaten bizde yok. Neyse şimdi bunların zaten bunun mantıksızlığını tartışmaya gerek yok. Yani gerçekten bunun mantıksızlığını tartışmaya gerek yok. Amerika'da hepimiz gördük. Ne yaptık? Gördük. Nasıl gördük? Bir vatandaş orada bir polis memurunun Amerika'da bir vatandaşı e, diziyle boynuna dizini dayadı. Adam nefes alamıyorum nefes alamıyorum dedi. Adam adam nefes alamıyorum dedi ve hayatını kaybetti. Bu doğru bir uygulama değildi. Polisin etki, Amerikan polisinin de etkisiz hale getirmesi böyle olmamalıydı. Ne oldu sonra? Kaç 75 yıl mı ne? E, yani abi neyi anlatayım yani? <laughs> Milletin kafasına gözüne kast edersen ve bunu keyfi bir şekilde yaparsan bu doğru değil. Seni senin de denetlenmen lazım. Kaldı ki yani zaten kamu görevlisisin. Of ya of of of. Geçiyorum. Geçiyorum yani geçtim çünkü bundan sonra bunlardan konuşmak istemiyorum. E, İkizdere'deki olaydan da bahsedeceğim hızlı bir şekilde. İş mak makinaları biliyorsunuz oradan o içine girdiler. E, Cengiz İnşaat taş çıkarabilsin diye. Her tarafı indiriyorlar aşağı. Çünkü taş önemli. Taş gerçekten önemli. Hatta yani Cengiz İnşaat daha önemli. E, vatandaş mı Cengiz İnşaat mı dersen mesela? Kaç vatandaş ediyor bir Cengiz İnşaat? Ben onu merak ediyorum mesela. 100 bin vatandaş bir Cengiz İnşaat eder mi? Etmiyor. Daha da fazla etmesi lazım. Cengiz İnşaat'tan en son yapılan vergi affına bakalım ya. Bir bakalım Cengiz İnşaat ne kadar e, Vergi. Vergi af. Zaten vergi yazınca vergi affı çıkıyor. Bakalım şimdi. 5 Nisan 2020. 5 Nisan 2020'den bakalım. Ha tamam. 400 ne kadar silinmiş? 5 Nisan tarihiyle 424 milyon. Hadi 1 milyon da ben indirdim. 425 yazıyor burada. 424 milyon liralık vergi borcu indirilmiş. Şimdi hepimiz bir vatandaşız öyle bir hesap yapalım. Hepimizden bin liralık vergi borcu silsek. Bin liralık vergi borcu silsek ne kadar ediyor? 424 bin vatandaş ancak bir Cengiz inşaat yapabiliyor. Çünkü 424 milyon liralık vergi borcu silinmiş. Bu bir de Nisan'da yani 424 bin vatandaşının yerine geçen bir şirket var tabii ki e, orada Rize'de o güzel yerde e, oradaki 5-10 kişinin ya buraları yıkmayın yapmayın böyle şeyler bu dua hepimizin bu doğa Türkiye'nin bu dünya dünya mirası bunlar demesi kimsenin umrunda olmayacaktır ama olması gerekiyor. De Barış Manço'dan bir parçayla yola devam etmek istiyorum. Gün ola devran döle. İnşallah öyle bir parçası vardır. Çünkü döle dedim. E, Barış Bey'e de buradan Sevgilerimizi yolluyoruz. Geçiyorum. Evet, eee yasa dışı alkol yasa bana yaradı. Gerçekten bana yaradı. Yaradı yani. İyi de oldu. Sabahları erken kalkıyorum. Daha kendimi iyi hissediyorum her şeye rağmen. Haberlere bakmamaya çalışıyorum artık çünkü yani gündemle uğraştıkça gündem esasında sizle uğraşıyor. Siz onunla uğraşmıyorsunuz. O sizi bitiriyor. Ağır ağır bitiriyor. Yapmak istediğiniz, sevdiğiniz bir şey varsa bence benim gibi hiç gündeme mündeme takılmayın. Ben mallık yapıyorum. Gündeme bırakın Nevşin takılsın, Ruşen takılsın, Murat Bey takılsın, Murat Yetkin takılsın. Kaliteli insanlar takılsın. Bizim gibi kalitesiz insanlar kendi sevdikleri şeylere takılsınlar. Şimdi sokağa çıkma kısıtlamaları da var biliyorsunuz. 2 milyon küsur kişi bakanlığa başvurmuş. Aa, biz işimize gideceğiz falan filan diye. İşe de arabayla tek başına gitmek yasak. Toplu taşımayla gidince sorunu olmuyor. O da çok ilginç. Ama bakın bugün ayın 3'ü sabah köprüde bir saat trafik varmış Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde. Niye? Çünkü adminler tek şerit yapmışlar. Yolu öyle kafaya göre kontrol kontrolde de yapmadan dolaşıyorlar. Şimdi kısıtlamalar dedik. Burada Modada güzel şeyler de oluyor. Allah'a çok şükür güzel bir yerdeyim. Ama çıkamıyorum abi. Bahar geldi. Yani mükemmel bir hava var. Dışarısı yanıyor, 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 yanıyor. Kuşlar coşuyor, kediler çimenlerde kendilerine böyle çökülecek yerler yaptılar. Kargalar, yeni yuvalar, yeni evlatlar peşinde. Bizim bu serçeler zaten benim camın önünde cima ediyorlar. Gözümün önünde cinsel seks uyguluyorlar. Hem de bir kişi, iki kişi de değil, üç kişi, altı kişi cinselden sonra da ne yapıyorlar serçeler biliyor musunuz? Kendilerini, burada benim e, kurumuş bir bitkim var, onun saksısında kendilerini duşunu yapıyorlar. Yani serçe bile önümde duşunu yapıyor. Önce cinselini yapıyor, lap 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 cinsel. Serçe cinseli hiç gülmeyin, tadınızı kaçırıyor. Görürseniz moraliniz bozuyor. Serçe kavgası da çok sakat, buradan herkese hatırlatmak isterim. Evet dedik ki ne oldu? Sokaklar boş. Şimdi bir de köpekli tayfa var. Köpek tayfa. Köpek tayfa çok iyi çünkü köpek tayfa sokağa çıkma yasaklarından muaf. Turist gibi düşünün. Hani sokakta biz dolaşamıyoruz ama turistler dolaşıyor. Biz eğlenemiyoruz. Biz denize giremiyoruz. Turist denize girebiliyor. O da çok güzel. Yani bu adaletsizliği artık hepimiz görüyoruz. O yüzden daha da fazla konuşmaya gerek yok. Bundan sonra mevzu bu minvalde ilerleyecek. Hatta hani moralleri biraz daha bozalım. Ee, otoritenin üzerimizde uyguladığı baskı giderek daha artacak. Bakalım nereye varacak. Çünkü o oranları da patatese bağlıyor. Abi Gidecekler güle güle. Baylamos. Baylamos diyeceğiz. Ama onu diyebilecek miyiz? Bakalım. Belki orada bir şey olacak, olay olacak. Aa sen bunu videoya çekme diye altlığını yapmaya çalışıyorlar yasa dışı e, genelgelerle. Bakalım ne olacak önümüzdeki günlerde yasa dışı neler göreceğiz. Gerçekten ülke artık hani normal değil, normal ötesini, normal ötesini görmek için iyi bir ülke. Evet, normal ötesini bakalım. Bakalım. Yusuf Güney. Yusuf Güney kimsin Yusuf Güney? Öncelikle bir Yusuf Güney'e bakayım. Yusuf South only the South Turkish singer. What is this? Yusuf Güney. Nette. Yusuf Güney is a Turkish singer who currently lives in London. Hadi buyur. Together with Rafet El Roman, their song Aşkı Virane was number one for 16 weeks. 2008'de böyle bir olay olmuş. 84 doğumlu. Instagram profiline bakalım Yusuf Bey'in. In Londra'da yaşıyor galiba. Şimdi gelelim habere. Yusuf Bey ne demiş? Ya Ortaköy'de köpeklerini dolaştırırken görüntülenmiş ki köpeklerin de Yusuf Bey'in köpeği olma durumu imkansız. Yani belki Yusuf Bey köpeğin insanı ki onu da diyemeyiz. Onlar beraber yaşayan insanlar. Yani Yusuf Bey'in köpeği olmak tabii güzel bir şey. Hani manen ama hani Yusuf Bey'in köpeği dediğin zaman da köpek haklarına Evet biraz e, yani biraz evet Türkiye'ye uymayan şeyler, uymayan düşünceler bunlar. Yusuf Bey'in köpekleri lafına bile tutuluyoruz çünkü. O yüzden artık ne yapıyoruz? Gündeme bakmıyoruz. Ama Astral Seyahatle uzaya gittim geldim demiş. E, Yusuf Bey acaba köpekleri yardımıyla mı gitti diyeceğim ama köpekleri de diyemiyoruz. E, evinde evinde Yusuf ile yaşayan e, köpek dostlarımız, küçük 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 kardeşler diyoruz. Küçük kardeş, küçük kardeş. Hiç mi metafizik duymadınız demiş. Genel kültür ve IQ seviyesi bu kadar mı düşük olur? Hiç mi metafizik duymadınız? Metafizik adı üstünde fizik ötesi demek biliyorsunuz. Astral var mı? Bilemiyorum. Çünkü bu noktada gözlemlediğimiz evren var. Bir de gözlemleyemediğimiz şeyler var. Mesela karanlık madde. Karanlık madde az çok böyle tahmin edebiliyoruz ama daha çok net gözlemlenemedi. Yani aha işte bu karanlık madde diyebileceğimiz bir şey yok ya da şimdi mon mon g 2 ortamında normal standart modelin dışında da bir parçacıkların olduğu ve yani o yapılan deneylerin bize vermesi gereken sayısal sonuçun dışında da başka sonuçlar verdiğini gördük. Demek ki gözlemleyemediğimiz şu şu anda şu bağlamda teknolojimizle başka şeyler var ama hani bizzat birdenbire hadi metafizik hadi ben galaksiler arası seyahat hadi astral'e çıktım falan onlar tabii biraz ee, Nasıl diyeyim? Yani a, bireysel bir yaşanmışlık olabilir fakat o da bir e, yani öznesel bir durum. Onu e, gözlemlesek ha kim beydi? Yusuf Bey şu anda astrale çıkıyor. Evet görüyorsunuz. Bakın Yusuf Bey'in ruhu Bismillahirrahmanirrahim vücudunu terk etti. Şu anda e, Yusuf Bey'in ruhu 15 santim yükseldi. Evet astralde ve e, şu anda bir kafa yaşıyor diye düşünsek. Olabilir yani düşünsek, değil gözlemlesek ve bunu sayısal verilere dökebilsek olur. Ama hiç mi ay yani hiç mi metafizik duymadığınız genel kültür ve IQ seviyesi bu kadar mı düşük olur? ...lafını ben Yusuf Güney'e yakıştıramadım. Çünkü o zaman Haliç'in altında da altınlar var. Altına yatıran kazanıyormuş. Almanya bizim çıkartmamıza, Japonya çıkartmamıza engel. Borun da böyle aynı şekilde derim. O zaman da hiç mi genel kültürünüz yok diyebilirim. Yani gözlemlenemeyen, ölçülemeyen bir durum olduğu için... ...metafizik zaten adı üstünde fizik, ötesi meta, fizik. Yusuf Bey'e de hani siz metafiziğin ne anlama geldiğini... ...hiç duydunuz mu falan diye sormak lazım... Astral seyahatle uzaya gittim, geldim. Uzayla ilgili birçok bilgiyi NASA benden sonra açıkladı. Acaba Yusuf Bey nerede açıkladı bu bilgileri? Bu arada Yusuf Bey'in patili dostlarını da gördüm. Bunlar e, Japonya'da çok sevilen Akita reisler. Akita reisler. İkisi de Akita. Vallahi bu, bu köpeklerde bir, bu kardeşlerimiz de bir enteresan. Olumlu kardeşler genelde. Bunların yavrulukları acayip güzel oluyor. Kulakları falan çok tatlı. Tipler, kuyruklar kıvrık. Cık, cık, çok tatlı, çok. Çok. Tabii. E, hani bir köpekle beraber yaşamaya karar versem. Ben e, gidip marka model, kalite marka bir e, canlıyı tercih edeceğime normal zor durumda olan bir canlıyı e, yanıma almayı tercih ederim. Bu bağlamda play tuşunun Önderleri, liderlerinden Doğu arkadaşımızın sevgili ev arkadaşı Ütüye ve Hakan kardeşimin ev arkadaşı Adem'ine de sevgilerimi yolluyorum. İkisini de barınaktan aldığı bu iki güzel insan ve hayatlarında yaptıkları ikisi de en doğru karar, en güzel karar olduklarını söylediler. Özellikle şu günlerde çok çok daha mutlular. Çünkü evinizde sizinle beraber yaşayan başka bir canlı var ve... E yani gerçekten köpeklerin hayata bakışı o kadar olumlu ki o kadar olumlu ve sevgi üzerine ki sizi de daha iyi insanlar haline getirebilirler. Hatta daha iyi bir köpek bile olma şansınız var. Büyük ihtimalle köpeklik zaten insanlıktan çok daha iyi çünkü köpekler birbirine böyle kasıtlı ve bilinçli bir şekilde kötülük yapmıyor. Evet, söylediklerimin arkasındayım. Bu tarz işlerle ilgilenen birçok kişiden mesaj da aldım. Bunları dillendirmek büyük cesaret. Kimse konuşamıyor çünkü direkt deli damgası yiyorsun. Ya yemiyorum ne gösterdin ne ne öğrendin? Onu öğrenmek istiyorum. Ben ruhani benliğiyle özleşmiş, kendisini bulmaya çalışan kafasındaki sorunların yanıtlarını... Tamam, tamam. Kafandaki sorunların yanıtlarını aradın. Ak merkezde mi neresi burası? İstinye Park'ta mı aradın abi? Kafandaki sorunları bu Dar paça pantolonla mı buluyorsun? Ah, neyse. Şamanlardan eğitim aldım. Ha, Geldi. Güzel. Şimdi ayahuasca muhabbetine girecek miyiz? Evet. 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 Geldi. Ayahuasca geldi. Ayahuasca geldi. Arkadaşlar. Ön yargılarımızı bir kenara bırakalım. Bak ayahuasca yemiş. Ayahuasca ile ilgili de e, bir ağaç şarkısı diye bir muhabbet var. Bakın. E, Spotify'da da var. E, ayahuasca. Belli bir Nasıl diyeyim? Bir özüt. O bir uzun süre yapılan bir seremoni gibi düşünün. Önce bir süre e, yeme içme alışkanlıklarınızı değiştiriyorsunuz. Sadece e, meyve yiyordunuz sanırım. Ve bir ağacın dibinde oturuyorsunuz. Sonra sizin rehberiniz size bu ayavaskayı veriyor. Ayavaskayı verdikten sonra aman hocam bana bir şeyler oluyor gibi bir hal geliyor size. vallahi deneyim yani. Bunların hepsi deneyim. Are you experienced Jimi Hendrix? güzel albüm. Herkes astral seyahat yapar ama bilinçsizce. Hmm. Ruhu bedenden ayrılır kontrol edemez. Ben kontrol etmeyi başardım. Ee, ya kontrol etmeyi başarmış insan da yani bana ak merkezde falan fotoğraf vermesin. Ayahuasca mayahuasca dedikten sonra. Buradaki tutarsızlığa da dikkatinizi çekiyorum. Yani o kafalara girdiğin zaman doğa tabiat ıvır zıvır dediğin zaman lüksle fasarda fusturya ile bana ayahuasca çayı içirdiler. Güzel. Çok meşakkatli iş alttan üstten çünkü bir gitme durumu oluyor Ayawasque'da ee, Yusuf Bey onu anlatmamış ee, Ayawasque. <laughs> yani ben de öneririm, ee, ben de öneririm fakat gerçekten meşakkatli iş. Ondan sonra da ama gelip Ak Merkez'de ya da İstinye Park'ta şey yapmayın bebekte ya da takılmayın. Ee, bakalım. Astral için yanınızda ses. Astral için sessiz bir ortam gerek. Yanınızda da güvendiğiniz biri olmalı ama sizi rahatsız etmeyecek. Ulan zaten güvendiğin kişi rahatsız etmez seni. Hmm. Neyse kız arkadaşı varmış. Yakında Peru, Ekvador ve Portekiz'e gideceğim. Bu üç ülkede ciddi bir eğitim alacağım. E tamam iyi. Konferanslar da vermeyi düşünüyorum. Güzel, olumlu. Gençlerimizin manevi taraflarını güçlendirmemiz lazım. Yoksa ülke olarak kafayı yiyeceğiz. Evet Yusuf Bey aslında e, her ne kadar demin Ortaköy'de köpek köpekler möpekler dedik e, isyan ettiyse de e, Aslında e, bugün de bugünün yeni e, yaklaşımına e, olumlu bir şekilde uyumlanan bir insan Evet bugün bugün de bugüne ne yapalım Yusuf gün'e Official bir bir gönderi 532 bin takipçi sıfır takip öf, yine böyle bir dar takım elbiseler falan ya Yusuf önce bir ayovasko mayovaskadı yani şu şeylerden lüks, lüks işinden vazgeçsen ya. Lüks işinden. Tamam manevi tarafını güçlendir de yani lüks lüks bağımlılığı da kötü bir şey. Ben sana öyle söyleyeyim. Ne deliyim ne veliyim. Uzaya gittim. Ee, yani ben deneyimlediği şeyin hani bizzat uzay olduğunu düşünmüyorum. Ama kendisine de kendisini arama yolunda sevgilerimizi, başarılarımızı yolluyoruz. Bakın gördüğünüz gibi artık bugün de bugün olumlu bir program Olumlu hem de ne olumlu ne olumlu. Herkese Edis Hafızoğlu hediye ettik programın geçen programın sonunda. Ondan sonra kafayı yedim. 3 gün hiçbir şey yapamadım. Evet bölümde sonuna geldik, bir bölümde sonuna geldik. Yürüyen bisiklet, yürüyen bisiklet, süren yüzen, güneşlenen bahçe ee, salgın yaymaz. Bunları da unutmayalım. Yürüyen bisiklet, süren yüzen ve güneşlenen bahçe. Bunları dedikten sonra ben benim benim oğlu bir sonraki bugün de bugün yani yarın da yarına kadar hepinizi en içten dileklerle kucaklar hoppacık hoppacık yapmak isterim. Fakat bulaşı olur bir şey olur olmaz. O yüzden ben de ne yapacağım kendime bu e, köpekle köpek tayfa yani e, ev hayvanlarını e, modada dışarı çıkartan ekipten insanlar bulup kendimi bir şekilde ya tasmayla masmayla beni de geçerken alsınlar beni de dolaştırsınlar çok sıkıldım. En olmadı kedim Kakule evladıma e, diyeceğim ki Kakucum beni şu tasmayı da tut beni dolaştır yoksa bu iş böyle olmaz. Gerçekten anlamsız bir gerçekliğin içinde kendimizi arıyoruz e, ve yani bunu yaparken de yoruluyoruz. Yorulmayın. Kendinize iyi bakın. Bu noktaya kadar programı dinlediyseniz benim IBAN'ıma para atın. IBAN'ım nerede bilmiyorum. Alta bir yere bırakırım belki gizli bir şekilde. Belki bırakmam, belki zirveye bırakırım. Kimin nereye neyi ne zaman bırakacağı belli olmuyor. Neyi bırakıyorsanız bir de geri dönüp bıraktığınız şeye bakın. Ben bunu niye bıraktım diye düşünün. <laughs> ben bunu niye bıraktım? Hani niye böyle bıraktım? O da olabilir. Yani bıraktım ama abi böyle de bırakılır mı? ...gibisinden ve e, bulmak istediğiniz gibi bırakın diyorum. E, ve programın sonu da buraya bırakıyorum diyeceğim ama bırakamadım. Gerçekten özlemişim. E, bugün de bugün sevgili bugün de bugüncüler, sevgili bugün de bugün atriksler. Hepinizi özlemişim. E, siz de umarım beni özlersiniz ama çok da özlemeyin çünkü hayatta her şey geçici. Bu mesajı da verdikten sonra artık geçip gidebilirim. Ee, bakalım neler o neler olacak. Önümüzdeki günlerde hepinizi öpüyorum. Ama nasıl öpüş var ya vantuz vantuz vocuk vocuk diye. Hepinizi en derin en samimi derin duygu neyse. Samimi duygu. Yalan söylüyorum. Hepinizi en palavracı şekilde kucaklıyorum. Çünkü palavracılık bunu gerektirir. Kucakladıktan sonra da sizi bir zevk mendili gibi kullanıp bir kenara atacağım. <laughs> Ama oldu oldu güzel oldu. Kendi kendime konuşuyorum şu anda. Yürüyen bisiklet, süren, yüzen, güneşlenen bahçe. <laughs> bugün de bugün bugün. O günden Günden beri bugün Günlerden bugün bugün Sen iste gül gül Günlerden bugün bugün Günden sonraki bugün Bugün de bugün bugün Eller sevgi muhalsın Seher bahçede kalsın İlişkı kış olmasın